Binlerce köy gezdim bugüne kadar. Gördüm. Hayatlarında hiç tiyatro izlememiş köy çocuklarının Hamlet'i, Shakespeare oynadığını gördüm. Çantalarında bir parça ekmeğin yanında dünya klasiklerinden bir kitap taşıdıklarına tanık oldum. Mantık ve felsefe okuyup ziraat, toprak, tarım öğrendiklerini de gördüm. Ben İsmail Hakkı Tonguç, İlköğretim Genel Müdürü. Ülkemin geleceğinin köylerden başlayacak bir aydınlanmayla şekilleneceğine inandım hep. Zira yüzyıllardır itilmiş, geri plana atılmış, feodal sistemin karanlığına mahkum edilmişti memleketimin köyleri. Ve köy çocukları. Onların bir suçu yoktu. Köy insanına bu reva görülmüştü yüzyıllar boyu. Sonunda hep birlikte bir hamle yaptık ve zoru başarmanın yolunu bulduk. Tamamen ulusal bir rönesanstı bu. Eğitimde rönesans. Elbette karşımıza güçlükler, setler, karşı duracaklar çıkacaktı. Fakat biz bu yola baş koymuştuk. İdealist bir eğitim savaşçısı, yürekten inanmış Atatürkçülerdik bizler. Ve marif vekilim, yani Milli Eğitim Bakanı dostum, arkadaşım Hasan Ali Yücel. O olmasaydı bunların hiçbirini başaramazdık. Elbette eski marif vekilleri Mustafa Necati'nin, Saffet Arıkan'ın çok büyük katkıları olmuştu. Ancak Hasan Ali Yücel, Atatürk'ün gerçekleştirmeye çalıştığı laik eğitim sisteminin kurulmasında hem kuramcı hem de eylemci olarak en önde durdu. Ben de ona gönülden destek verdim, tüm birikimimi bu yolda kullandım. Yücel, kendisini Atatürk'ün aydınlanma devrimine adamış, ne yaptığını bilen, devrimci yurtsever kuşağın en önde gelen simgesiydi. O, mecliste tüm zorluklara göğüs gererken ben geniş bir çalışma alanı buldum ve hayalimdeki okulu gerçekleştirmeye çalıştım. Köy köy gezerek ideallerimi çocuklara, öğretmenlere ve enstitülere yansıttım. Fakat bozkırda açan çiçekleri çok gördüler. Yücel, 1946 yılından sonra karşı devrimciler tarafından neredeyse linç edilecek ama hiç yılmadan mücadele verecek, savaşını hep sürdürecekti. Ben de daima yanında olup birlikte girdiğimiz bu yolda ya birlikte başaracak ya da birlikte yok olacaktık. Ama inandığımız bir fikir vardı. Köy enstitülerinden yetişen gençler, memleketin karanlıktan aydınlığa kavuşmasında köprü olacaklar, yurdun her köşesinde eğitimli neferler yetiştireceklerdi. Bakanım, dostum Hasan Ali Yücel. İşte bu hikaye, Atatürkçü, cumhuriyetçi, çağdaş bir saygın duruşun öyküsüdür. Benim, Hasan Ali Yücel'in ve Yücel'in çiçeklerinin öyküsüdür. ...1897 yılında İstanbul'da doğdu Hasan Ali. Benden tam 4 yıl sonra. Ailesinde Osmanlı'da nazırlık, memurluk, kaptanlık ve hocalık yapmış önemli isimler vardı. Tanınmış bir aileden geliyordu. Bense Balkanlar'da Silistre'nin Tatar Atmaca köyünde doğdum. Tarlada, bağ bahçede çalışıp okuma hevesiyle yanı tutuşan bir çocuktum. Ortamlarımız farklı olsa da tıpkı Hasan Ali gibi. O, Mektebi Osmani'de okuyor, bir yandan da Yenikapı Mevlevi Hanesi'ne gidip geliyordu. Her ikimizin de çocukluğu Osmanlı'nın son dönemlerine rastlar. Karanlık, koca bir imparatorluğun yıkılmaya yüz tuttuğu yıllara. Hasan Ali, Mevlevi kültürünün baskın olduğu, dini kuralların ön planda yer aldığı bir sosyal çevrede yetişti. Babası Ali Rıza Bey, Mevlevi dergahlarında neyzenlik yapmıştı. Anneannesi Ayşe Hanım ve dedesi de aynı kültürün içinde yoğrulmuşlardı. Haliyle bu durum Hasan Ali'yi de etkiledi.
Tasavvufi eğitim onun kendini bulmasına yardımcı oldu. Bu sebeple Yenikapı Mevlevi Hanesi'nde geçirdiği günler ileride çok işine yarayacak, Batı ve Doğu kültürlerini sentezleyip, milli ve evrensel bir sistemin kurulmasına öncülük edecekti. Özellikle anneannesi farklı bir kültüre sahipti. Gün görmüş, modern yaşamı da esas edinmişti. Torununa bolca kitap okutuyor, Batı kültürünü de aşılıyordu. Hasan Ali, söyle bakalım. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Muallim olmak isterim anneanne. Âlâ. Peki neden muallim olmak istiyorsun? Daha fazla okumak için anneanne. Aa, benim güzel oğlum. Tabii. Büyüyeceksin, okuyacaksın. Sonra da senin gibi güzel çocuklara yol yordam göstereceksin. Aferin sana. Hasan Ali zeki bir çocuktu. Henüz küçük yaşlarda sıbyan eğitiminde aldığı din eğitiminin ilkelliğini fark etmişti. Okuduğunu anlamalıydı. İleride bunu kendisine düstur edinecek çocuk, iştahla öğrendiği bilgileri evdeki hizmetlilerin çocuklarına gösteriyordu. Minik de olsa önemli kırılma anlarından biriydi bu. Geldim, bak şöyle yazıyor. Kef, lam, dal ve min. Okuyor, okuyor, sürekli okuyordu. Gece gündüz gazete, hikaye, roman ne bulursa okuyordu. Dünyayı tanımanın başka bir yolu yoktu. 1908 yılındaki ikinci meşrutiyette ilk kez özgürlük kavramıyla tanıştı. Bu da onun hayatındaki en önemli kilometre taşlarından biriydi. Okudukça öğreniyor, öğrendikçe aydınlanıyordu. Her şeye rağmen bu yolda bazı engelleri de vardı Hasan Ali'nin. Babası Ali Rıza Bey memurdu ve İttihat Terakki'ye sempati duymadığı için göz önündeydi. Takip ediliyordu ve korkuyordu. Ne zaman yatacaksın sen? Belki de oğlunun başına bir şey gelmesinden çekindiği için sürekli kitap okumasını da istemiyordu. Yine roman mı okuyorsun? Hatta oğlunun kitaplarını yakmaktan çekinmiyordu. Ben yakmaktan bıktım. Sen bu saçmalıkları okumaktan bıkmadın. ...1914 yılına gelindiğinde Osmanlı Balkan Savaşı'nda birçok vatan toprağını kaybetmişti. Onlardan biri de yaşadığım köydü. Her şeye rağmen hiç görmediğim Osmanlı'nın payitahtı İstanbul'a gidip orada okumak istiyordum. Bunun için babamın onayını almam gerekiyordu. Ve sonunda bunu başardım. İstanbul'a geldiğimde beni büyük bir hayal kırıklığı karşıladı. Hayalimdeki İstanbul bu değildi. Büyük bir cihan savaşına girecek Osmanlı'nın başkentinde yoksulluk, bıkkınlık hüküm sürüyordu. Her şeye rağmen cebimde 3 kuruş parayla kah yürüyerek kah katır sırtında Kastamonu'ya erkek öğretmen okulunda okumak için yola koyuldum. Gördüğüm manzara Anadolu'da daha da içler acısıydı. Her taraf perperişandı. Köyler küçüktü, yoksuldu. Kullandıkları araçlar ilkeldi. Hayvanları bakımsız, cılızdı. Görmeye başladıkça anlamaya da başlıyordum. Hasan Ali lisede okurken yazı yazmanın da tadına varmıştı. Yazdıklarının bir yerlerde yayınlanması onun ufkunu açıyordu. Fakat Cihan Savaşı gelip çattığında kalemi bırakıp kışlanın yolunu tutmak zorunda kaldı. ...11 Nisan 1915 tarihinde İstanbul'da yedek subay adayı olarak askere alındığında kişiliğini etkileyecek bir başka olayla karşılaştı.
Asker! Vizis duaus burahan eşek herif! Siz bir Türk askerine bu şekilde hakaret edemezsiniz. Hiç kimse ama hiç kimse bir Türk askerine böyle hakaret edemezdi. Osmanlı'daki Alman subaylardan Rabel, Hasan Ali'nin bu tepkisine şaşırmış fakat bir o kadar da hoşuna gitmişti. Bu genç adamda müthiş bir kıvılcım vardı. Onun sağlam karakterinin haksızlık karşısındaki kararlılığının bir göstergesiydi bu durum. Onu karargaha yardımcısı olarak aldı ve cephe gerisindeki koordinasyonlarda görevlendirdi. Hasan Ali için askerlik bittiğinde savaşta kaybedilmişti. Hasta adam Osmanlı artık ölmek üzereydi. Çanakkale'de destan yazan memleket evlatları, ülkenin kurtuluş ümidinin pek de kalmadığını görüyorlardı. İşte bu ortamda genç Hasan Ali, hukuk fakültesine yazıldı ve bir umutla üniversitenin yolunu tuttu. Fakat bu macera kısa sürecekti. Zira hukuk fakültesinin ünlü hocası Celalettin Bey'le yaptığı tartışma, ona bir okul kaybettirecekti belki ama geleceğinin şekillenmesinde çok önemli bir zafer kazandıracaktı. Sorusu olan var mı? Buyur. Efendim, ben bu bölümü anlayamadım. Affınıza sığınarak konuya biraz daha açıklık getirmenizi rica edeceğim. Tabii. Henüz çocuk yaştayken okuduğunu anlayamamanın ne demek olduğunu kavramıştı. Şimdi üniversitedeydi ve üniversitenin ünlü hukuk hocasının kitaptan birebir okuduğuna şahit oluyordu. Bir insan anlamadan etrafına nasıl faydalı olabilirdi ki? Evet, sanırım şimdi anlaşılmıştır. Evet. Efendim, affedersiniz. Bu bölümü dün okumama ve sizi şu anda dikkatli dinlememe rağmen maalesef yine anlayamadım. Konunun içeriğini anlayamadığım için ona açıklık getirmenizi rica etmiştim ben. Bu kadar anlayışsızlıkla hukuk talebeliği yapılamayacağını zannediyorum. Efendim, affedersiniz. Az önce de söylediğim gibi kitabı akşam okudum. Hatta birkaç defa okudum. Ama anlayamadım. Kendi kendime dedim ki yarın giderim. Müderris Bey anlatır, ben de anlarım. Siz de geldiniz, birkaç defa anlattınız. Ama ben kitabın içeriğini anlayamadığım için sizin anlattıklarınızı da anlayamadım. Sonra sizden rica ettim. Gene anlattınız. Ama benim anlamamam değişmedi. Çok hakkınız var. Benim gibi anlayışsız bir insanın hukuk talebesi olamayacağı muhakkak. Ancak sizin gibi anlatmasını bilmeyen bir insanın hukuk müderrisi olmayacağını düşünüyorum. Okuma azmini hiçbir şey yıkamadı. Hemen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kaydını yaptırdı. Aradığını bir başka bölümde bulmuş Hasan Ali. Üstelik tam da onu yansıtan bir bölümde. Felsefe. Aynı tarihlerde Sirkeci'den kalkan bir tren beni Almanya'ya götürüyordu. ...1919 yılının ilk aylarında İstanbul Öğretmen Okulu'ndan yeni mezun ben İsmail Hakkı, orada 6 ay eğitim görecektim. Gördüklerimin hayatımı şekillendireceğini bilmeden. Müzeleri, tiyatroları gezdim elbet. Fakat beni en çok etkileyen köy okulları oldu. Almanya'daki Pestalozzi ve Kerschensteiner imzalı iş okullarıyla ilk o zaman tanıştım. Öğrenciler kırlara, ormanlara gidiyor, tarım çalışmaları yapıyor, el becerilerini geliştiriyorlardı. Memleketimin çocuklarıyla karşılaştırdığımda bundan acı duyuyordum. Tarihler 19 Mayıs 1919'u gösterdiğinde Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkıyordu. Sadece 4 gün önce Yunanlılar İzmir'e asker çıkarmış, İzmir'i işgal etmişlerdi. Büyük bir infial vardı memlekette. 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde yapılan Sultanahmet mitinglerinde protestolar yeri göğü inletiyor, vatanı kurtarmak için bir şeyler yapılması gerektiği haykırılıyordu. Ben de oradaydım. En önde
Yürüyenler arasında insanları koordine eden bir genç dikkat çekiyordu. O genç ileride can dostum olacak Hasan Ali'den başkası değildi. Hasan Ali bir yandan eğitimini sürdürüyor, bir yandan da şiirler yazıyordu. Genç edebiyatçılar, hocalar ve öğrencilerin sıklıkla gidip feyz aldığı İkbal Kıraathanesi'nin müdavimiydi adeta. Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi dönemin en ünlü yazarlarıyla sohbet ediyor, şiir akşamlarında kendisini geliştiriyordu. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Haykırdı ak tolgalı beyler beylerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla yerden yedi kat aşağı kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de. Hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesi tüm zorluklara rağmen gittikçe güçleniyor, Türk ordusu mutlak zafere doğru ilerliyordu. Aynı dönem ben ve Hasan Ali de bir başka savaşın mücadelesini veriyorduk. Ülke kurtulduğunda hiç şüphesiz belki de en büyük mücadele başlayacaktı. Eğitim mücadelesi. Öyle ki o şartlarda bile Ankara hükümeti benim de içinde bulunduğum bir grubu Almanya Karlsruhe'ye eğitim almaya gönderdi. Dönüşte ben ve arkadaşlarım öğretmen yetiştiren okullarda görev yapacaktık. Bu defa Almanya'da önemli bir şey gözlemledim. Eğitim, özellikle işe dönük çalışmaya dayanan bir eğitim. Elin işlemesi ve yaratıcılık. 1922 yılının sonlarına doğru Konya Erkek Öğretmen Okulu'nda resim el işleri ve beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başladım. Aynı tarihlerde Hasan Ali de İzmir'e öğretmen olarak atanmıştı. Kader bizi bir araya getirmek için planlar yapıyordu sanki. O, Refika Hanım'la evlenmiş, adeta kafasındaki düşleri hayata geçirmek için emin adımlarla ilerliyordu. Bense kurtuluş mücadelesinde birebir tanık olduğum Anadolu'da köylere, kasabalara ve yoksulluklara biraz daha yakınlaşıyordum. Öğrencilerime ezberden uzak bir anlayışla ve sadece kitaba bağlı kalmadan öğretmeye çalışıyordum. Acaba kafamdakileri bir gün uygulayabilecek miydim? Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Sokaklar, caddeler artık böyle çınlıyordu. Memleketi kurtaran Mustafa Kemal Paşa bu tezahüratı onlarca, yüzlerce kez hak ediyordu. Şimdi artık başka bir mücadele başlayacaktı. Fakat bundan hiçbirimizin haberi yoktu. ...1923 yılı Şubat ayı. İzmir İktisat Kongresi'nin yapıldığı günlerdi. Gümrük binasında bir ara Mustafa Kemal Paşa halkı ve özellikle gençleri yanına çağırmış, onların sorularına yanıt veriyordu. Belli ki Paşa gençlerle konuşmaktan çok keyif alıyordu. Orada bulunanlardan biri de genç öğretmen Hasan Ali'ydi. Sorduğu soru zekiceydi ve herkesin cesaret edebileceği türden değildi. Ben burada karşınızda hazırlanmış bir nutukla bulunmuyorum. Yalnızca benim değil, sizlerin de söylemesini arzu ediyorum. Şu dakika muhatabınız Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi değildir. Başkumandan da değildir. Mebus Mustafa Kemal'dir. Paşam, gelecekteki irfan hayatımızda medresenin yeri ne olacaktır? Bugün fosil mevkiinde bulunan medreselerin irfan hayatı bundan sonra nasıl olacaktır? Zat-ı Alileri bu hususta ne düşünüyor, öğrenmek istiyorum. Soru soran arkadaşınızın fikirlerine ben de iştirak ediyorum. Hakikaten, efendiler, bugünkü medreselerimizin durumu vaktiyleki medreselerin durumundan epey farklı. Ancak bu konuda çalışmalarımızı başlatıyoruz.
Mustafa Kemal Paşa bu genç öğretmeni henüz Cumhuriyet kurulmadan gözüne kestirmişti. O gün ondaki pırıltıyı yakalamıştı. Bu genç adam bir gün gelecek eğitim ve öğretim seferberliğinin öncüsü olacaktı. Ancak önce biraz pişmesi, tecrübe kazanması gerekti. Evet çocuklar, bugün dersimiz edebiyat. Serveti Fünun şairlerinden Cenap Şahabettin'in Elhan-ı Şita şiirini hep birlikte inceleyeceğiz. Şiirin orijinal adını kim biliyor? Parmak kaldırsın bakayım. Öğrencileriyle ilişkisi bir baba gibi sevecen ve doğaldı. Felsefe okumuştu. Bu bir avantajdı. Ama onun en güzel özelliği öğrenme ve anlamanın yolunu çok iyi biliyor olmasıydı. Bu yol sevgiden geçiyordu. Aynı yıllarda ben de Anadolu'da tecrübelerimi genç öğretmen adaylarına yansıtmaya çalışıyordum. Onlara resim, el becerileriyle ilgili dersler vermekle birlikte eğitime bakış açılarını da sorgulatmaya çalışıyordum. Zira eğitim, üretim içindir. Zanaat eğitimi yaparak, yaşayarak öğrenilir. Velhasıl öğrenirken de üretilir. Fakat her şeye rağmen Anadolu'da binlerce, on binlerce çocuk hakları oldukları halde hiçbir eğitim alamadan sönüp gidiyorlardı. Ne yeterli sayıda okul vardı, ne de yeterince öğretmen. ...1926 yılı başlarında ilk öğretim çağındaki 1 milyon 300 bin çocuktan yalnız 300 bin okula gidebiliyordu. Öğretmen eksikliğiyle bu hızla ancak 64 yıl sonra yeterli sayıda öğretmen yetişmiş olacaktı. Dolayısıyla ilk öğretim meselesinde sıra yoksul ve toplumun en ağır yükünü taşıyan halkın çocuklarını okula kavuşturmaya gelmişti. Bunun icap ettireceği her türlü fedakarlığı göze almaya mecburduk. Hasan Ali İzmir'den sonra doğup büyüdüğü İstanbul'a atandı. 1924 Nisan'ında edebiyat öğretmeni olarak girdiği Kuleli Askeri Lisesi'nden sonra İstanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi'nde felsefe ve Türkçe öğretmenliği yaptı. Okulda herkesin sevip saygı duyduğu, yetenekli, insan ilişkileri güçlü bir öğretmendi Hasan Ali. ...21 Ağustos 1926 tarihinde ikiz çocukları Can ve Canan dünyaya geldi. 1927 yılından itibaren de hak ettiği terfiyi almaya başladı. Önce İstanbul Maarif Eminliği'ne müfettiş olarak atandı, ardından da Milli Eğitim Bakanlığı müfettişliğine getirildi. Maarif Vekili, yani Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, reformist, aydınlanmacı ve çok çalışkan bir yöneticiydi. Onun değeri gelecekte de unutulmamalıydı. Hasan Ali ve ben, İşte onun döneminde tanıştık. Pek sohbetimiz olmasa da aynı fikirlerin insanı olduğumuzu hissettim. Ben de Maarif Teşkilatı'nda görev almaya başlamıştım. Ankara'da Okul Müzesi Müdürlüğü'ne getirilmiştim. Artık Bakanlık Merkez Örgütü yöneticileri arasındaydım. Evet İsmail Hakkı. ...1928 yılında harf devrimi gerçekleşti ve Arapça alfabe yerini Türk alfabesine bıraktı. Bana göre özellikle ilköğretim alanında büyük bir devrimdi bu. Böylece ilköğretimin yaygınlaştırılması kolaylaşacaktı. Hasan Ali durmadan çalışıyor, yazıyor, üretiyordu. 3 yıllık genç müfettiş herkesçe takdir görüyor, adeta bir yıldız gibi parlıyordu. 1930 yılında bağlı olduğu bakanlık onu okulların eğitimi ve eğitimle ilgili kanunları incelemek üzere Paris'e gönderdi. Hasan Ali'nin bu yıldan sonra yükselişi daha da hızlı olacaktı. Bu görev onun Batı uygarlığıyla tanışmasına olanak sağladı. Fransızcasını ilerletti, kültür sanat etkinliklerini takip edip önemli notlar tuttu. Memlekete döndüğünde 30'lu yaşların ortasındaydı ve fikir hayatında bazı değişiklikler vardı. O, artık aklıyla Batı'da,
gönlüyle doğuda bir düşünürdü. Mevlana'nın öğretisi ve hoşgörüsünü Göte'nin aydınlanmacı felsefesiyle aynı potada birleştirebiliyordu. Evrensel değerlere önem veriyordu. Hal böyle olunca yükselmesi ve dikkat çekmesi de sürpriz olmadı. ...1930 yılının sonlarında bakanlık bu defa Hasan Ali'yi 4 aylık bir yurt içi gezisine gönderdi. Fakat bu seyahatin özel bir tarafı vardı. Bir grup milletvekili ve bürokratın yanında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Paşa'ya eşlik edecekti. Belli ki özel olarak görevlendirilmişti. Yıllar önce İzmir'de Mustafa Kemal'e o anlamlı soruyu soran genç öğretmen oradaydı. Arkadaşlar, Türk milleti ne zaman kendini kurtulmuş sayabilir? O akşam tren garında Mustafa Kemal yanındakilere ilginç bir soru sordu. Herkes bir şeyler mırıldandı. Sıra Hasan Ali'ye gelince paşa ona dikkat kesildi. Paşam, Türk milleti ne zaman kurtarıcı arama ihtiyacını duymayacak hale gelirse o zaman kurtulmuş olur. Hepiniz güzel fikirler söylediniz. Ama bu çocuğun ileri attığı üstüne hepimizin derin derin düşünmesine değer bir fikirdir. Bakanlık müfettişi Hasan Ali'nin verdiği cevap, Mustafa Kemal Paşa'yı etkilemişti. Bu genç adamda belli ki çok iş vardı. Mümkün oldukça onu yanından ayırmamaya ve her fırsatta usul usul gözlemlemeye başladı. Kayseri'de bir akşam yemeğinde paşa ona sorular sordu. İlk soru Hasan Ali'nin yazdığı kitapla ilgiliydi. Ona, Arapça terimlerin Türkçe karşılıklarını neden bulmuyorsun dedi. Hasan Ali ise, bunu bir kişinin değil, ancak bir kurulun yapması gerektiğini ve acilen böyle bir heyet oluşturulmasının zaruri olduğunu savundu. Bu cevap da doğruydu. Paşa sohbeti derinleştiriyor, her fırsatta onun fikirlerinin derinliğini ölçüyordu. Ancak akşamın sonlarına doğru Mustafa Kemal'in sorduğu tuzak soruya verdiği zeki cevap, sadece onun değil, memleketin de geleceğini şekillendirecekti. Hayat sonsuzsa, yokluk da sonsuz olmaz mı? Bu durumda sıfır yokluk demek değil mi? Sıfırla yokluk arasındaki fark nedir? Bu saat elimde. Ben bunu cebime koyduğumda sıfır mı oluyor? Hayatı nasıl tasavvur ediyorsunuz? Efendim, sıfır yok demektir. Güzel. Peki o yok dediğiniz şey nasıl oluyor da bir rakamın önüne sağına geldiğinde onu 10 kat yükseltiyor? Nasıl oluyor bu? Evet efendim, öyle. İşte ben de huzurunuzda böyle sıfır gibiyim. Çocuk, beyefendinin kadehini buraya getir. Bu kapsamlı yurt gezisinden sadece bir yıl sonra Mustafa Kemal, dil devrimini sağlam temelleri oturtmak amacıyla Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ni kurdurdu. Hasan Ali özellikle eğitim camiasında yazıları ve çalışmalarıyla tanınan bir isim olmuştu. 1932 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'ne atandı. Aynı yıl ben de enstitünün resim bölümünü kurmuş, yöneticiliğini yapıyordum. Hasan Ali ile yetiştiğimiz yerler farklı olsa da, Cumhuriyet'in değişim ve dönüşüm yolculuğunda beraberdik, omuz omuzaydık. Bu sebeple Gazi Eğitim Enstitüsü'ndeki beraberliğimiz, dostluğumuzu ve iletişimimizi daha da güçlendirdi. Bu arada ben Anadolu'yu bucak bucak gezmeye devam ediyordum. 1933 yılında bakanlık beni ve birkaç arkadaşımı trenle Gezici Eğitim Sergisi adı altında görevlendirdi. Bu uygulama, sergi ve ders olanaklarıyla donatılmış özel vagonların belli istasyonlarda birkaç gün kalarak halka ve öğrencilere hizmet götürmesiydi. Köyleri, kasabaları gördükçe ülkeyi daha iyi tanıyordum. Aynı yıl bakanlık, dostum Hasan Ali'yi Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne atadı. Her zamanki gibi çalışıyor, çalışıyor, sürekli üretiyordu. Fakat bir gün ilginç bir şey oldu. Bağlı olduğu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Hikmet Bayur, bir arkadaşı için bizzat ondan torpil yapmasını istedi. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş bulduk Üstad. Geçiyordum, uğradım. Sizden bir ricamız var. Buyurun. Bir bakan dostumuzun yeğeni var. Yardımcı olmamız gereken.
Onu İstanbul'da daha uygun bir okula ve daha uygun bir mevkide görevlendirmeniz gerekiyor. Yapamam Sayın Bakanım. Bugüne kadar kimseye böyle bir şey yapmadım. Yapamam da. Şayet böyle bir şey yapacak olursam Anadolu'da yurdun birçok yerinde görev yapan öğretmenlerin hakkını yemiş olurum. Yapamam efendim. Bakan Bey'e çok mahcup oluruz. Aman ha. Sen bunu bir kere daha düşün. Bu işi halledeceğini biliyorum. Şimdi benim mecliste olmam gerekiyor. Sonra konuşuruz. Hasan Ali bunu yapmadı. Onun yerine istifa etmeyi yeğledi. Onun gibi ilkeli ve vicdan sahibi bir adamın yapamayacağı şeydi torpil. Fakat istifası kabul görmedi ve bakan bizzat özür dilemek zorunda kaldı. ...1934 yılında soyadı kanunu yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi memleketi düşman işgalinden kurtarıp... ...ard arda devrimler yapan Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını verdi. Ben Tonguç soyadını alırken Hasan Ali de Yücel soyadını uygun gördü. Artık İsmail Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel olarak anılacaktık. 1935 yılında genel seçimler yapılacaktı. Yücel kafasındakileri sadece bir eğitimci olarak değil... siyasetçi olarak uygulayabileceğini düşünüyordu. Bu sebeple babasının karşı çıkmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydoldu ve seçimlerde İzmir'den milletvekili olarak meclise girdi. Vatan ve milletin saadet ve selametine ve milletin bila kayduşat hakimiyetine mugayyir bir gaye takip etmeyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veririm. Yücel özellikle meclis çalışmalarına ağırlık verdi, Milli Eğitim Komisyonu'nda görev aldı ve deneyim kazandı. Benim yolumsa bir hayli zorlu geçecekti. Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan bir gün beni çağırdı ve İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne vekil olarak atandığımı söyledi. Aslında kafamdakileri uygulamak için bir fırsattı bu. Fakat önemli zorlukları vardı işin. Aylarca çalıştım, bir rapor hazırladım ve bakana sundum. Buna göre 1935 yılında Türkiye'nin nüfusu yaklaşık olarak 17 milyondu. Nüfusun %80'i köylerde yaşıyordu ve ilköğretim çağındaki köylerde yaşayan çocukların yaklaşık %80'i okula gidemiyordu. Doğru dürüst ne okul vardı ne de öğretmen. Üstelik köylerin çoğu salgın hastalıklara teslim olmuş durumdaydı. Bir an önce öğretmen yetiştirmek, müdahale etmek gerekiyordu. Eğitim sistemini getirip köylere göre inşa etmek lazımdı. ...1936 yılı Eğitmen Kursları Projesi bu anlamda çok önemli bir deneyimdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle, benim ve Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan'ın da desteğiyle, orduda çavuş ve onbaşı olarak askerlik yapmış 85 köy delikanlısı Eskişehir Çiftelerde eğitime alınmıştı. 6 aylık bir eğitimden sonra da temel eğitim için köylerine gönderilmişti. 1937 yılında kurulan köy öğretmen okulları ise etkili olsa da yeterli değildi. Daha büyük bir hamle yapmak gerekiyordu. Bana göre köy sorunu, özellikle köy eğitimi işi, köyün içinde çalışılarak geliştirilebilirdi. Köyü, köyden alınacak, akla uygun, yaratıcı birer varlık haline getirecek vatandaşlar aracılığıyla geliştirmek mümkündü. Köy öyle bir varlıktır ki, akla mantığa, gerçek gereksinimlerine uymayan girişimleri ve eylemleri sonuçsuz bırakır. ...1938 senesine işte böyle fikirler ve cılız çalışmalarla girildi. O yıl gerek Türkiye'nin gerekse Avrupa'nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Önder Mustafa Kemal Atatürk hastaydı ve İkinci Cihan Harbi patlamak üzereydi. Nazi Almanyası ateşle oynuyordu. Atatürk hastalığına rağmen devrimlerini tamamlamak istiyordu, özellikle de eğitim alanında. Zira ona göre vatanı korumak, çocukları korumakla başlardı. Bunun da en doğru yöntemi iyi bir eğitim-öğretim sistemi kurmaktı. 10 Kasım'da yaşamını yitirdiğinde ülkesine değerli bir miras bıraktı.
cumhuriyetçi, laik ve demokratik bir Türkiye. Şimdi bize de bu mirası koruma görevi düşüyordu. Atatürk'ün ölümünün ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi İsmet İnönü'yü Cumhurbaşkanı olarak seçti. Köyde eğitim projesini sürdürmek artık İsmet İnönü'nün göreviydi. Başbakan Celal Bayar'ın hükümete ilk atadığı isimlerin başında ise Hasan Ali Yücel geliyordu. Yücel artık Milli Eğitim Bakanı'ydı. Göreve hızlı başladı ve devrim gibi uygulamalar yaptı. Şuralar, sempozyumlar, devlet konservatuarı, opera, yeni fakülteler ve müzeler gibi kazanımların altında hep Yücel'in imzası vardı. Mustafa Kemal'i ve aydınlanma düşüncesini 1940'lı yıllara taşıyordu. Şimdi sıra Yücel'in öncülüğünde bizi efsane kılacak asıl projedeydi. Köy Enstitüleri. Atatürk'ün ölümünün ardından gerçek yurtseverler, devrimlerin kaldığı yerden sürdürülebilmesi için acıyı çalışmaya dönüştürme çabasına giriştiler. O kişilerden biri de yeni Milli Eğitim Bakanı Yücel'di. Zaten aklında müthiş fikirler vardı. Memleketin eğitim yolundaki sorunlarını iyi biliyordu. Olgunlaşan fikirlerine şimdi yol verme zamanı gelmişti. Yücel göreve hızlı başladı. Önce iyi bir ekip kurdu. Ülkenin en önemli aydın, yazar ve sanatçılarını yanına aldı. 1940 senesinin Ocak ayında beni İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne asil olarak atadı. Köylerdeki eğitim-öğretim sorununu çözmek için benden kapsamlı bir rapor istedi. Rapor uzun yıllardır köy köy dolaştığım, bu uğurda nakış gibi beynimin bir köşesine yazdığım yerdeydi. Ali Bey, köyün canlandırılması tabii ki köy kaynaklarının da fışkırmasına sebep olacak. Ve bizim milli kudretimizin özü orada saklı. Bu kaynak fışkırmadıkça varlıklı, şen, mesut ve kuvvetli bir Türkiye yaratılamaz. Türk milletinin kültür oluşturabilmesi bu kaynaktan alacağı ilham ve kudrete bağlı. Köyü tanıyan, köy kökenli genç eğitilip köye gönderilmeliydi. Kentlerde yetişen öğretmenler köylere gitmek istemiyorlardı. Bu sebeple köyler eğitimsiz, okulsuz kalıyordu. Benim fikrim köyün canlandırılması yönündeydi. Yani köy sorunu bazılarının sandığı gibi tek düze bir köy kalkınması değil, anlamlı ve bilimsel düzeyde köyün içten canlandırılmasıydı. Köy öylesine canlandırılmalıydı ki onu hiçbir kuvvet yalnız kendi hesabına ve insafsızca istismar edemesin, köle yerine koymasın. Bu sebeple eğitim için çocukları yaşamdan söküp duvarlar arasında yetiştirmeyi istemedik. Köylerin kalkınmasının sorumluluğu o bölgenin içinden yetişmiş aydın köy çocuklarına emanet edilmeliydi. Bu iş bu kadar netti. Kurulacak okullara enstitü ismini verdik. Köy Enstitüleri. Yücel ve ben buna inanmıştık. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de desteğini alan bu tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesine sıra gelmişti. Köy Enstitüleri Yasası hükümete sunuldu, onay gördü ve 17 Nisan 1940 tarihinde meclise geldi. Meclis Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinden oluşuyordu. Fakat tasarı komisyonda görüşülürken eleştiriler de az sayılmazdı. Özellikle Emin Sazak, Kazım Karabekir ve Feridun Fikri Düşünsel'in eleştirileri yapıcı olmaktan uzaktı. Onlar köylü kentli ayrımına karşıydılar. Buna rağmen yasa 278 milletvekilinin oy birliğiyle kabul edildi. Ama oya katılmayanların çokluğu dikkat çekiciydi. İleride bu durum sorun yaratabilirdi. Her şeye rağmen köy enstitüleri yasalaştı, dört köy okulunun adları hemen köy enstitüsüne çevrildi. Kızılçullu, Çifteler, Kepirtepe ve Gölköy. 1947 yılına kadar ülkenin her bir köşesinde eşitlikçi bir anlayış ve öğrenci emekleriyle toplam 21 köy enstitüsü kuruldu.
Yücel, tutarlı ve sistemli bir eğitim uygulamasıyla 15 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'de öğretmen açığını kapatacağını öngörüyordu. Köy enstitüleri orta öğretimde ilk kez parasız yatılı eğitim kurumları olma özelliğini taşıyordu. Peki aslında neydi köy enstitüleri? Nasıl işleyecekti? İlkokuldan mezun olan köy çocukları arasından seçilenlerin 5 yıl boyunca farklı bir sistemle eğitildikten sonra yine köylerde öğretmenlik yapmasının adıydı köy enstitüleri. Her öğrenci bir yıl içinde 25 klasik eser okumak zorundaydı. Zamanın %50'si kültür derslerine, %25'i teknik derslere, %25'i ise ziraat derslerine ayrılmıştı. Tarım, ziraat dersi de olacaktı, felsefede. Buydu köy enstitüleri. Çocuklar önce kendi binalarını inşa etti, kendi arazilerini ekti biçti. Atölyeler, santraller, kültür salonları, yemekhaneler, ambarlar, balıkhaneler yaptılar. On binlerce fidan dikip bağlar bahçeler ürettiler. Burada temel felsefe yaparak öğrenme ilkesine dayanıyordu. Bu enstitülerden mezun olanlar atanacakları köylerde 20 lira gibi küçük bir aylık ücretle 20 yıl mecburi hizmet yapacaklardı. Yücel'in de dediği gibi ulusal bir projeydi. Türkiye'nin geleceğiydi. Proje işte böyle başladı ve kısa sürede etkisiyle toplumun ilgi odağı oldu. Bu çocuklar bizim geleceğimizdi. Sosyal toplumu onlar oluşturacaklardı. Evet çocuklar, dersimiz sosyal bilgiler. Konumuz Türkiye'nin bölgeleri. Ülkemizde kaç bölge var? Kim söylemek ister? Sen, evet. Hocam, ülkemizde toplam... Ben konuşabilir miyim öğretmenim? Bu çocukları konuşturmalısınız öğretmenim. Bu çocuklar köylü çocukları. 600 yıldır susturulmuş ve baskı altında tutulmuş bir halkın çocukları. O sebeple bu güzel çocukları hep konuşturmalısınız. Onlar bizim geleceğimiz. Başarmak için geleceğimizi cesur, özgür, demokratik, özgüveni olan vicdan sahibi bir nesile bırakmalıyız. Biliyorum, bu güç bizde var. İnsanoğlunun kazanacağı en büyük zafer, korkuyu yenmesiyle elde edeceği zaferdir. Elimden gelse bütün dünya okullarının programlarına, insanın insanı sömürmemesi adlı bir ders koyardım. Türkiye'de eğitim alanında iyi şeyler olurken, dünya yangın yerine dönmüştü adeta. Alman orduları 1941 yılı Nisan'ında Yunanistan'ı işgal etmiş, Türk sınırına dayanmıştı. Belki de sıra Türkiye'deydi. Memlekette ise açlık ve sefalet yaşanıyor, ekmek karneyle veriliyordu. İsmet Paşa onca tacize rağmen ülkeyi savaşa sokmuyor, içeride ise ekonomik gidişat ve sefaletten dolayı ağır tepki görüyordu. Türk ordusu özellikle Trakya'da konuşlanmış, bu bölge ve İstanbul'daki okullar, resmi binalar Anadolu'ya taşınmıştı. Tam da bu sırada, 1941 Haziran'ında bir sabah Emir Subayı İsmet Paşa'yı uyandırdı ve hayırlı haberi verdi. Almanlar Ruslara saldırmıştı. Paşa bu habere o kadar sevindi ki ellerini kaldırıp oynamaya başladı. Haklıydı da İsmet Paşa. Hem memleket kurtulmuştu, hem de bizim bin bir zahmetle hayata geçirdiğimiz eğitim sistemi. Sistem artık oturmuştu. 1943 yılında 7 köy enstitüsünde sağlık kolu adıyla yeni bir bölüm daha açıldı. Böylece köy sağlık memuru da yetişecekti. Aynı yıl Ankara Hasan olan köy enstitüsü bünyesinde köy enstitülerine öğretmen yetiştirmek amacıyla bir yüksek köy enstitüsü kuruldu. Bu okulu bizzat inşa edenler Kepirtepe'den gelen köy enstitülü çocuklardı.
Bazı sorunlar yaşamakla birlikte Yücel ve ben mutluyduk. Gelecekten umutluyduk. Sevgili kardeşlerim, arkadaşlarım, 17 Nisan tarihinin başarısı bu hükümet ve milletle karşılıklı anlayışın mutlu bir örneğidir. Alman ordusunun tüm gücüyle Ruslara saldırdığı günlerde özellikle Hitler'in faşist ideolojisi Türkiye'de de karşılık buluyordu. İsmet Paşa'ya rağmen memlekette milliyetçi ırkçı bir temel oluşmaya başlamıştı. Almanlar Türkiye'ye özel ilgi gösteriyor, Turancı adı verilen çevrelerle ilişki kurmaya çalışıyorlardı. Amaçları memlekette huzuru ve düzeni bozarak Türkiye'yi Almanların yanında savaşa sokmaktı. İşte böyle bir dönemde 1942 yılının Şubat ayında dostum Yücel'e suikast girişimi yapıldı. Sakin ol. Kıpırdama. Sakin. Bu saldırı ileride yaşanacak olayların bir habercisiydi adeta. Gündelik yaşamda çabuk unutuldu. ...1944 yılına gelindiğinde İkinci Dünya Savaşı'nın da sonucu az çok belli olmuştu. Almanlar savaşı kaybetmek üzereydi. Bu defa Sovyetler Birliği'nin ilerleyişi tüm dünyayı etkileyecekti. Türkiye'de ise ciddi değişiklikler cereyan ediyordu. Her türlü eğitim ve aydınlanma hareketleri komünizm algısıyla değerlendiriliyordu. İşte bu durum aşırı milliyetçi kesimi rahatsız etti. Özellikle köy enstitülerinde verilen eğitimden rahatsız olan bir grup... komünizm propagandası yapıldığını iddia ediyordu. Hasan Ali Yücel ve köy enstitüleri hedefti artık. İsmet Paşa ise muhalif kesimin yükselen sesine karşın çok partili rejime geçilebileceğinin sinyallerini veriyordu. ...1944 yılında ünlü Turancı yazar Nihal Atsız bir yazı yayınladı. Bu yazıda komünistlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçılık ilkesinin arkasına sığındıkları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda örgütlendikleri iddia ediliyordu. Güya Bakan Yücel de onları koruyup kolluyordu. Bu asılsız iddiadan sonra birçok şey değişmeye başladı. Meclisteki büyük toprak sahiplerinin bir süreden beri köy enstitülerinden rahatsız oldukları biliniyordu. Fakat bu projenin en başından beri destekçisi olan Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nden çekindikleri için pek seslerini çıkartamıyorlardı. Bu grubun başında da Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Emin Sazak ve Celal Bayar gibi isimler vardı. 1946 yılı seçimleri yaklaşırken, Dörtlü Takrir adı verilen bir grup CHP'li milletvekili partisinden ayrılarak 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti'yi kurdu. Hasan Ali Yücel özellikle köy enstitülerinin başına gelebilecekleri az çok görmüştü. Bir hamle yaparak son bir kez İsmet Paşa'yı uyarmak istedi. Paşam, bir maruzatım var. Paşam, bence çok partili sisteme geçmekte acele etmektesiniz. Zira demokrasiye geçiş için çok uygun bir zaman değil. Bakın efendim, bunlar bize bela olacaklar. Bu konuda sizi uyarmayı bir görev addediyorum. 1946 yılı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi mecliste çoğunluğu aldı. Fakat Demokrat Parti şaibeli olduğu iddia edilen bu seçimde 61 milletvekili çıkarmayı başardı. Dostum Yücel de milletvekili seçildi ama gelecekle ilgili ciddi kaygıları vardı. Ona göre Atatürkçü çizgide eğitim reformlarıyla yapılan toplumsal değişimler, feodal yapıda ısrar eden sağcı bir kesimin gözünü korkutmuştu. Ve o kesim günden güne güçleniyordu. Meclis Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili Kazım Karabekir, her fırsatta Hasan Ali Yücel'i ve köy enstitülerini şiddetle eleştiriyordu. Artık bu böyle gitmezdi. Yücel partisi tarafından yalnız bırakılmıştı.
1946 yılının Ağustos ayında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifa etti. 7 yıl, 7 ay ve 7 gün süren bu şerefli görev son bulmuştu. Yeni Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer, sanki bilinçli olarak bu göreve getirilmişti. Gelir gelmez köy enstitülerinin eğitim programında değişiklikler yapmaya başladı. İlk işi beni görevden almak oldu. Yıllarca köy köy dolaşan, harcında, tuğlasında emek veren, ter akıtan, yeri geldi mi bacasını onaran, çocuklarını çocuğum gibi sevdiğim ben İsmail Hakkı Tonguç, ilköğretim genel müdürü değildim artık. Sadece ben değil, enstitülerde görev yapan onlarca, yüzlerce yönetici ve öğretmen de görevden alındı, başka yerlere sürgün edildi. Güya komünistler temizleniyordu. Bir büyük devrim kurumu yaratan Cumhuriyet Halk Partisi adeta kendi eliyle bunu yıkıyordu. Ne ben ne de Yücel bunları hak ediyorduk. Siyasal linç bununla da kalmadı. 1947 yılı Şubat ayında Demokrat Partili Kenan Öner, Yeni Sabah gazetesinde yazdığı yazıda Hasan Ali Yücel'i komünistlikle suçladı ve ipe sapa gelmez laflarla hakaretler yağdırdı. Bu durum karşısında Yücel, Kenan Öner'e hakaret davası açtı. Soğuk Savaş yıllarında komünistlik suçlaması Türkiye'de vatan hainliği gibi bir şeydi. Ve ben dostum Yücel için hiçbir şey yapamıyordum. Dava kamuoyunda çok ilgi görüyor, gazetelere yansıyor ve Yücel bundan çok etkileniyordu. Şair ruhlu adam kötü günler geçiriyordu. Onu el üstünde tutacakları yerde linç ediyorlardı. Hasan Ali Yücel birkaç senede çöktü. Saçları ağardı. Artık her fırsatta suçlamaları yanıtlıyor, savunma durumunda bırakılıyordu. Fakat onları şimdi birer birer yıkıyorsunuz. Ben memleket aşığıyım, vatan aşığıyım. 1947 yılı sonunda dava sonuçlandığında Yücel çok şaşkındı. Hakaret davasını kaybetmişti. Yargıtay'a başvurdu ve dosyayı inceleyen 4. Ceza Dairesi bu kararı bozdu. Sonunda ceza mahkemesi bu karara uyarak Kenan Öner'i cezalandırdı. Yücel rahatlamış, hak yerini bulmuştu. Aslında bu dava bir hakaret davası olmanın ötesinde siyasal ilişkilerin ve farklı ideolojilerin çarpışmasıydı. Ve bu çarpışmalardan en çok zarar gören isim de Yücel'di. O, karşılık beklemeden köy enstitülerine, bana ve çocuklara siper olmuştu. Bana gelince, 1949 senesinde Ankara Atatürk Lisesi'ne resim işi öğretmeni olarak atandım. Atama Bakan Siler'in kişisel emriyle yapılmıştı. Karara hiç karşı çıkmadım. Meslekte asıl görevim öğretmenlikti zaten. Ve yöneticiliğin gelip geçici olduğunu hep biliyordum. Yol arkadaşım, dostum Yücel, iyi bir Atatürkçü. Aydınlanma felsefesine inanmış mükemmel bir eğitimciydi. Her fırsatta benim davam sağ sol davası değil, benim davam bir ilericilik gericilik davası diyordu. Fakat karşı devrimcilerin hedefi olmuş, görevinden kopartılmıştı. Üstelik en başından beri tam destek veren İsmet İnönü de yeterince sahiplenmemiş, adeta onu kurtlar sofrasına terk etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı Ulus Gazetesi'nde yazılar yazıyordu. Ancak ona bile tahammül edemeyenler, günün birinde yazılarını da yayınlamamaya başladı. Bunun üzerine Hasan Ali Yücel istifa mektubunu yazdı ve parti binasına giderek 21 Kasım 1950 tarihinde istifasını verdi. Bir dönem tamamen kapanıyordu. Buyurun. İstifa ediyorum. Ama Sayın Bakanım,
Sayın Bakanım. İnönü'ye kırgındı Yücel. Hayat işte. Köy enstitülerini birlikte ziyaret ettiğimiz bir günde bana, okulların sayısını önce 40'a, sonra da 60'a çıkartalım. Daha sonra şansımız olmayabilir diyen koskoca İsmet Paşa haklı çıkmış. Hatta köy enstitülerinin yıkılmasına bile seyirci kalmıştı. Hoş, keşke kabul etseydim bu öneriyi dediğim çok oldu ama İsmet Paşa'ya Yücel'in kırgınlığı doğaldır. Düşünüyorum da demek ki gücü bu kadardı. ...1954 yılında köy enstitülerinin ismi ilk öğretmen okulu olarak değiştirilerek tamamen kapatıldı. Aynı yıl ben de emekliye ayrıldım. Aslında 1947 senesinde zaten her şey bitmişti. ...1956 yılında Yücel'e önemli bir teklif geldi. 59 yaşındaydı ve tecrübeleriyle ihtişamlı bir meyve ağacı kadar değerliydi. İş Bankası her türlü yayın işleri için kültür yayınlarını kurmuştu. Yücel teklifi kabul etti ve 1960 senesine kadar onlarca esere imza attı, yayınladı. Dostum Yücel gergin yılları geride bırakmış, sosyal hayatın yine içine girmişti. Ailesine yakından ilgi gösteriyor, eşiyle zaman zaman Ankara'da tiyatrolara, operalara gidiyorlardı. İşte o akşamlardan birinde Yücel İsmet İnönü ile karşılaştı. Kırgınlığına rağmen her zaman saygı duyduğu İsmet Paşa'sına hürmet gösterdi. İnönü ona neden gelmediğini sordu. Verdiği cevap manidardı. Emrederseniz gelirim paşam. Milli şef, Türk siyasetinin kurnaz bir politikacısıydı. İkinci Cihan Harbi'nde kullandığı kendine has yöntemlerle memleketi savaşa sokmamış, fakat sonrasında iktidardan olmuştu. Yine de İnönü, özellikle katı ve baskılı bir yönetim anlayışı güdülen Demokrat Partili yıllarda olan bitenleri çok iyi süzebiliyordu. 1950'li yılların sonuna gelindiğinde askerlerin durumdan rahatsız olduğunu hissetti. Sevgili vatandaşlarım, demokratik rejimden... İşte o günlerde onu eski bakanı Hasan Ali Yücel ziyaret etti. Hastalıktan yeni kalkmıştı. Aradan yıllar geçmiş, kırgınlıklar unutulmuştu. Yücel'in ziyareti onu mutlu etti. Uzun uzun konuştular, hasbihal ettiler. Eski bir dost gibi sarılıp kucaklaştılar. Milli şef onu kucaklarken köy enstitülerinde gördüğü boz kıyafetli, yanık yüzlü çocukların aydın yüzlerini hatırladı. Bense hastaydım. Çok hastaydım. Kimselere bunu belli etmemeye çalışsam da son günlerimin yaklaştığını hissedebiliyordum. 1958 senesinde zar zor denkleştirip bulduğum parayla Almanya'ya oğlumun yanına tedaviye gittim. O da bir işe yaramayacaktı. Ankara'ya evime geri döndüm. Bir sabah radyoda ordunun yönetime el koyduğu haberiyle uyandım. Tarihler 27 Mayıs 1960'ı gösteriyordu. Dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Ertesi gün ilk işim dostum Yücel'in evine gitmek oldu. Halbuki bu son görüşmemiz olacaktı. Bundan sonraki eğitim sistemiyle ilgili hayaller kurup birbirimizi avuttuk. O günlerin bir daha geri gelmeyeceğini bilerek. Bir ay sonra evimde, karnımda şiddetli bir ağrıyla sarsıldım. Uzandım ve pencereye baktım. Aşağıya sarkan çiçekler ne de güzel görünüyordu. Bir daha hiç uyanmayacaktım. Dostum Yücel benim ölüm haberimi alır almaz yıkıldı. Birkaç gün sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdığı Çilekeş Tonguç isimli makalede şöyle diyordu. Bu satırları gözyaşlarımla yazıyorum. 40 yıllık dostum ve uzun yıllar çalışma arkadaşım İsmail Hakkı'yı Cebeci'nin Susmuşlar diyarına bırakıp döndüğüm şu anda, mezarının başında yüreğimden gelenleri dökerek konuştuğum gibi derin bir acı içinde kalemimi kalbimden taşan duyguların akışına bırakıyorum. Duygusal,
Merhametli, gururlu bir adamdı Yücel. Evinin kapısı herkese açıktı. Onu ziyaret etmeye gelenlerle dolar taşardı ev. Özellikle köy enstitülerinden mezun olanların durumuna çok üzülürdü. Köy enstitülüler gelir ona içlerini dökerlerdi. O da elinden geldiğince onlara moral vermeye, yardımcı olmaya çalışırdı. En çok da onlara ithaf edilen Yücel'in piçleri hakaretini içerlerdi. Ne acı değil mi? Türk aydınlanmasında bir güneş gibi parlayan, milli bir eğitim sistemi olarak kurduğumuz okulların çocuklarına söylenen kelimelere bakın. Onlar uzun yıllar memleketi sırtlayacak, eğitimli çağdaş nesiller yetiştireceklerdi. Onlar birer çiçekti. Yücel'in çiçekleriydi. Her şeye rağmen hayat dolu bir insandı Yücel. En zor koşullarda bile üretmeyi seviyordu. 1960 yılının Eylül ve Ekim aylarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir çalışma düzenleyen UNESCO, Eğitim Milli Komisyonu raporunu incelemek üzere ayrı bir komisyon kurdu. Yücel de bu komisyonun içindeydi. Aylarca süren çalışmalarda Paris'e bile gitti. 1961 yılının Şubat ayında İstanbul'da önemli bir toplantı vardı. Ona mutlaka katılmalıydı. Ağır bir gripin ardından Ankara'dan İstanbul'a yakın arkadaşı Doktor Tevfik Sağlam'a geldi. Evde üç arkadaştılar. Yücel bir plak seçip gramofona yerleştirdi. Klasik müzik eşliğinde sohbet ediyor, bazen gülüyor, eğleniyor, bazen de derin mevzulara dalıyorlardı. Yücel bir ara göğsünü tuttu. Tevfik Bey doktor olduğundan kalple ilgili bir sorun yaşadığını hemen anladı. Müdahale etti ve rahatlatmaya çalıştı. Tam şırıngasını hazırlamıştı ki Yücel'in yüzünün solduğunu, son nefesini verdiğini fark etti. Aydınlanma devrimcisi Hasan Ali Yücel yaşamını yitirmişti. İstanbul ve Ankara'daki cenaze töreninde binlerce, on binlerce insan onu uğurlamaya geldi. Öğrenciler, öğretmenler, izciler, köy enstitülüler, herkes oradaydı. Biliyorduk aslında, dostum Yücel'le birlikte kopmuştuk belki bu dünyada. Ama yaptıklarımız ebediyete kadar anılacak. Bizi ölümsüzleştirecekti.